Hoca efendi, globalleşen dünya ne verebilir? Çok şey verebilir. Yani şöyle teorik olarak zaten yazdıkları, çizdikleri özellikle çağlayan da şu an yazdıkları e, güzel bir boşluğu dolduracak. Yani şöyle düşünün. Cemaat şu an e, küresel ölçekte öyle ya da böyle insanların haberdar olduğu bir e, akım. Şimdilik controversial, tartışmalı bir mesele olduğu için insanlar uzak durabilir ama yarın öbür gün İnsanlar bu fikirlerden haberdar olacak, bu kaynakları okuyacak, işte şey yapacaklar. Ve çoğu modern olarak çok uygulanabilir. Yani insanların kendini evinde hissedeceği fikirler var orada. Şu an çözmeye çalıştığı batıda insanların özellikle çözmeye çalıştığı mevzuların bir kısmını Gülen'in çözdüğünü göreceksiniz. Çözmüş olduğunu görüyorlar, görecekler. Bu şekilde şey yapacaklar. Ama şimdi tabii yani cemaatin Gülen reprezentasyonu çok iyi değil. Yani Gülen'in fikirleri ve ufkunu temsil açısından cemaat çok iyi bir noktada değil. Bunu Gülen'i övmek veya yermek şu bu için söylemiyorum. Yani durum şey bu. Yani Gülen'in kadınlarla ilgili düşüncesi nerede? Cemaat nerede? Gülen'in işte şeffaflıkla ilgili düşüncesi nerede? Cemaat nerede? Gülen ne konuşuyor çağlayanda? Cemaat ne konuşuyor bu ay? Anlatabiliyor muyum? Oradan biçin. Ama Gülen'in hatta bir yerde diyor ki o çağlayan başlarından birinde bunları diyor belki Şimdi okuyanlar anlamıyor, yani şimdi okuyanlar derken şu an cemaat mensupları alıp uygulanmayacaktır ama ileride e, hakaikül hak hak iteme temel vütsaz edecek nesillere bir faydası olur diye yazıyorum, özetle söylüyorum. E, sanırım kendi kendimizle yüzleşmede Peygamber Ufku 5 bir makale. Çok ilginç yani hani o bilinçle yazıyor olması da ilginç yani tarihe not düşmek. Gelecek nesillerden bir kısım insanların buna ihtiyaç duyacağını hissederek, düşünerek şu önemli günlerde böyle şeyleri yazması o da ilginç bir şey. E, küreselleşen dünyada çok ciddi bir İslami yorum eksikliği, boşluğu var. O boşluğu bir cemaat, bir grup insan doldurursa bu kopyalanabilir, her tarafa yayılabilir. Bunun örnekleri var da uzun uzun anlattığım için şimdi geçeceğim. Gülen bu örneğin teorik altyapısını kuran, teorik temel taşlarını söyleyen kişi bunu ben yapsam İsmail söyledi olur anladım. Ben bir şey desem ki işte yurt dışında şöyle yapmak lazım. Hiç kimse sallamaz ama öyle bir alim kendini ispat etmiş bir insan devletle kavga etmesine rağmen boyun eğmemiş her türlü fikrini ne pahasına olursa olsun savunmuş insanlar zamanla çok ciddi bir krediye sahip olurlar. Örnek İmam Azam ve Bu Hanife'den tutun da dört mezheb imamlarının tamamının belki kredisi zamanında devlet otoritesiyle karşı karşıya kaldıkları zaman bile inandıkları hakikatlerden taviz verme işleri. Bundan ötürü insanlar demişler ki bu adam devletle bile devlet için, kral için bile taviz vermediğine göre bunun söylediği vicdanından gelen bir şey falan diye bu argümanlar zamanla tarihsel olarak herkes arasında kabul görmüş. Yani insanlar onların hakkaniyetine güvenmişler. Aynı şey Gülen gibi, Said Nursi gibi yine devlet sonrasından, devlet silindirinden geçen ama buna boyun eğmeyen insanlar için biraz ABC gibi mukadderat yani.